Masa için köfte tabağı. Bu da 5 numaralı masanın. Ha, onların 2 de meyve suyu var. Aldım ben, aldım. 2 de ayran vereceksin. Tamam abla. Ay yavaş, yavaş. Alo, Gül mutfağı. Ver bana bunu. Rahmi abi, merhaba. Merhaba. Abi ben Mustafa. Ha, ne haber Mustafa? İyilik, iyilik. Müsaitse Fatma Gül'e bir şey söyleyeceğim. Fatma Gül, Mustafa arıyor, bir şey söyleyecekmiş. Sana söylesin. Bana söyle, bana. Çalışıyor şimdi, meşgul, meşgul, işi var. Ama çok güzel bir haber bu. Duymak isteyecek bence. Güzel haber vereceğim diyor. 8'e 3 tane enginar çorba. Tamam, ayranları unutma. Alo. Merhaba Fatma Gül. Çok işim var Mustafa, söyle. Yani şu ekmekleri keser misin? Hemen, hemen. Ankara'dayım. Turan Er Alagöz öldü biliyorsun. Ha, bu mu iyi haber? Hayır, hayır. Hayır, ölmeden önce savcılığa bir mektup bırakmış. Senin durumunu anlatmış. Yaşar Anlar'ın sana yaptığını, o gece ihbar etmiş yani. Doğru mu? Evet. Gerçekten mi? Ne oldu? Meltemlerin avukatı söyledi. İnanmıyorum, bu benim için ne demek biliyor musun? Bilmez miyim? Abla Turan Er Alagöz Yaşar Anlar'ı ihbar etmiş. Benimle ilgili, o geceyle ilgili bir diğer şey anlatmış. Hadi ya, helal olsun. Eminsin değil mi? Bak boşuna sevinmiyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Yani çok üzüldüm adamcağıza ama bu benim için çok güzel bir haber. Biliyorum. Zaten o yüzden hemen aradım seni. Fatma Gül, artık her şey değişecek. İnşallah. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. İnşallah şu adamlar bir ceza alsın. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Çok sağ ol Mustafa. Rica ederim. Bana dünyaları verdin. Çok sağ ol. Yeni bir gelişme olursa ararım seni yine. Beyefendi sipariş vermek için sizi bekledi efendim. Peki. Hoşça kal. Tamam, hoşça kal. Abla inanmıyorum. Dur Kadir Bey'i arayayım hemen. Ara ara, hemen haber ver. Canım benim, canım. Bak gördün mü? Her şey böyle yavaş yavaş ortaya çıkacak. Köfteler ya, ne köfteler? Geldim. Kerim'i de arayalım. Peki efendim, hemen getiriyorum. Sağ ol. O mu aradı, sen mi aradın? Ben aradım tabii ki. Şu mektubu söyledim. Hiçbir fırsatı kaçırmıyorsun. Başlama. Onun için senden iyisi yoktur şimdi. Niye söylemese miydim? Onunla ilgili bir durum. Niye haberi olmasın? Sen kendini kandırıyorsun. Aklın fikrin hala Fatma Gül'de. Aşkım, sen niye hala bunu söylüyorsun bana? O gerçeği bilseydi, benim bildiklerimi bilseydi, yanında olur muydu her şeye rağmen? Seni ben seviyorum bir tek, her şeye rağmen. Biliyorum. Peki, çok sağ olun. Görüşürüz akşama. Kadir Bey'i araştıracağım dedi. Gerekirse Ankara'ya gidecekmiş. Al çorbaları. Ben de bir Kerim'i arayayım. Ara ara. Kerim, Kerim günaydın. Ya dursana, nereye? Günaydın, günaydın. Günaydın. Kerim, hiç konuşamadık seninle. Konuşacak bir şey yok abi. E dur ya, acelen ne? Abi işim var. De Ankara'ya gidiyorum ben. Turan Er Alagöz'ü mektubu ile ilgili gelişmeleri takip etmem lazım. Yine ne mektubu ya? Fatma Gül'le konuşmadınız mı siz? Turan Er Bey bıraktığı mektupta Fatma Gül olayıyla ilgili Yaşar Anlar'ı ihbar etmiş. Ne diyorsun? Dün Mustafa aradı, Fatma Gül'e haber verdi. O da Ankara'daymış. Nasıl sevindik, nasıl sevindik anlatamam. Gerçi adama üzüldük. Allah rahmet eylesin. Ama olsun. Gider ayak Fatma Gül'e iyilik yapmış. Yaşaranlar şimdi yandı işte.
İnşallah. İyi yolculuklar. Sen nereye? Duymadı beni, duymadı. Bir şeyler oldu buna ha. Ne mektupmuş ha? Çocuğun bütün kimyası bozuldu. Günaydın. Günaydın. Aa, siz de oturmayacağım demeyin sakın ha. Bak Meryem Hanım ne güzel omlet yapmış. Ben hemen çıkacaktım ama çabucak yiyeyim de öyle çıkayım bari. Ne oldu? Kerim öyle apar topar nereye gitti? Bilmiyorum abi, hadi otur çayları getireyim. Uzaktayken daha yakındık birbirimize. Yazarken daha cesurduk. Yani ben daha cesurdum. Ona yaklaşmak, ona doğru adım atmak daha kolay geliyordu. Çok garip. Çıkınca özlem bitecek zannediyordum. Kerim'i o uzaktayken özledin. Evet, özledim gerçekten. Hem de çok. Ama şimdi farklı. Bir şey yaşıyor. Acı çekiyor, biliyorum. Ama ona yaklaşmama izin vermiyor. Eskiden yardım etmeye çalışan, yaralarıma dokunmaya çalışan oydu. Ama şimdi kalın duvarlar ördü kendine. İçine kapandı. Aralık kapı bile bırakmıyor ki yardım edeyim. Farkında mısın? Burada kullandığın en önemli sözcük eskiden. Evet. Çok uzun zaman geçmiş gibi. Çok uzun süredir birlikteymişiz gibi. Şimdi eskisinden daha mı rahatsın? Daha güvendeydim sanki. Kerim içerideyken üzülüyordum. Ne olacak, ne bitecek diye kaygılıydım çok. İşlemediği bir suç yüzünden mahkum olacak diye korkuyordum ama bir şey vardı. Biz aynı taraftaydık. Anlatabiliyor muyum? Birlikte çözüyorduk. Bu yakınlaştırıyor insanı. Madem eskisinden daha yakınız birbirimize, sıkıntısını benimle paylaşması gerekmez mi? Eskiden o senden bunu talep ediyordu. Ama bu, o çok farklı bir durumdu. Anladım demek istediğinizi. Yani diyorsunuz ki o da senin yaptığını yapıyor şimdi. Ama bu farklı. Kerim de şu an büyük bir travma yaşıyor. Bu durumu kabul etmek seni rahatlatır bence. Bilemiyorum. Ama halini hiç beğenmiyorum. Kendi kendini bir yalnızlığa mahkum etti sanki. Evde bizimle çok az zaman geçiriyor. O zamanlarda da neredeyse hiç kimseyle konuşmuyor. Bir yere gidiyor, nereye gittiğini söylemiyor. İş arıyor, tahmin ediyorum. Bulamıyor da. Her gece moralsiz geliyor eve. Bir başına kalmak istiyor. Geç saatlere kadar uyumuyor. Başkalarının hak ettiği cezaları kendine çektirmek ister gibi. İçmeye de başladı. Bazı geceler içkili geliyor eve. Hatta bu aralar her gece. Meryem abla da çok üzülüyor bu duruma ama o da bir şey diyemiyor ki. İçkiye sığınırsa unutacak mı? Yaşadıklarını ya da yaşayamadıklarını değiştirebilecek mi? Babası okunmayan mektupların sahibi bir yabancıydı onun için eskiden. Aslında onunla karşı karşıya geldiği anda değişti Kerim'in hayatı. O ne kadar inkar ederse etsin artık bir babası var. Kabul etse de etmese de var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.